Dilerseniz soruları tekrar sizler sorun. Kimi Maraşlı, kimi Balıkesirli, kimi Diyarbakırlı. Hepsi farklı şehirlerden ama hepsi burada tek yürek. Mikrofonu uzatmadan önce şunu söyleyeyim. Yani herhangi bir kişiye bulunduğumuz yerde, bulunduğumuz noktada yaklaşık 2000-2500 metrekarelik bir alandan söz ediyorum. Her türlü konforu sağlasanız bile burada bulunduğumuz yerde kalabileceği gün sayısı birkaç günle ibaret. Ama görmüş olduğunuz bu kahramanlar aylardır burada ve günlerdir aralıksız yağan bir yağan kar yağışının altında vatan savunmasındalar. Az önce sizler de ifade ettiğiniz duygu ve düşüncelerini öğrenelim diye. Ben size hemen şöyle kulaklığı uzatayım. Kulaklığı hangisi kolay gelecek? Süt daha kolay gelecek. Evet. Şöyle uzatayım. Konuklarımızın sizlere soruları olacak. Aslında sorumuz yok. Yani. Sorumuz yok Sercan aslında. Ne düşünüyorlar? Sorumuz yok. Soruları komutanımızdan aldık. Tamam. Şöyle diyelim biz. Mehmetçiğimizin, asker kardeşimizin oradaki moral motivasyonunu öğrenmek istiyoruz. Varsa ailesine bir buradan selam göndermek istiyoruz. Onlarla gurur duyuyoruz. Yani bunu tabii bilsinler. Ki. Gurur duyuyoruz. Onlar bizim göz bebeğimiz. Dualarımız onlarla. Allah yar ve yardımcıları olsun. 80 milyonun duaları onlarla birlikte. Sadece bu şanlı, bu şerefli, bu onurlu görevi yaparken ne hissediyorlar? Bunları bilmek istiyoruz. Sadece budur. Evet. Jandarma Asubay Çavuş Sezer Çiçek. Komando timi unsur komutan olarak görev yapıyorum. Öncelikle sorularınızın ilk öncesinden başlayalım. Moral ve motivasyonumuz üst seviyede. Gerek komutanlarımız olsun, gerek arkadaşlarımız olsun, hepimiz moral ve motivasyonluyuz. Burada jandarma komando olarak zorlu şartlarda görev yapmaktan gurur duyuyoruz. Bizim bu zorlu şartlarda, soğuk havalarda içimizi ısıtacak tek şey milletimizin ve özellikle aziz şehitlerimizin aileleridir. Onların dualarını esirgemedikçe biz burada görevimizi layığımızla yapacağımıza inançlarını kaybetmesinler. Biz buradayız, hazırız. Teşekkür ediyorum. Kaç ay oldu burada görev süreniz? Onu da sormak istedim. 8 ay oldu buradayım. Moralimiz söylediğim gibi yerinde. Aziz şehitlerimiz var. Ama intikamlarını alacağız. Hazırız. Daima hazırız. Peki. Yani şunun için sordum. Çok zor bir coğrafyada ve gerçekten komutanlarımız, kahramanlarımız burada ve aylardır burada nöbet bekliyorlar. Hani gerçekten gelip görmek lazım. Yani bizler buraya geldiğimiz sırada bile kaç kere dağın başından kopan kaya parçalarına şahit olduk. Ufak çaplı, orta çaplı çığlara şahit olduk. İşte bu heyelan tehlikesi olan bölgelerde bu askerlerimiz, kahramanlarımız devriye görevi gerçekleştiriyorlar. Mikrofon uzatacağım, konuşmak isteyen askerlerimiz vardır. Şöyle kulaklığı uzatayım dilerseniz sizlere. Şu kulağınızı elinize tutarsanız daha rahat tutarsınız. Stüdyodaki konuklarımız duygu ve düşüncelerinizi merak ederler. Şunu da söyleyeyim, yayın öncesi askerlerimizin aileleri Haber Global ekranlarında ve şu an onları izliyorlar. Gerçi kamufle ettiler yüzlerini ama en azından seslerinden tanıyacaklarını umut ediyorum. Duygu ve düşüncelerinizi bizimle ve kamuoyuyla paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Assubay Çavuş Sefa Çakı, unsur komutanı. Vatan için bu zorlu bölgede görev yapmak ve bu onurlu görevi icra etmekten şeref duymaktayım. Milletimiz emin olsun ki jandarma teşkilatı daima güçlü ve daima hazırdır. Bize vatanımızın, milletimizin vatanımız ve milletimizin dualarını bizden eksik etmesinler. Vatanımızın ve milletimizin bize nerede ihtiyacı varsa oralarda daima ayak izlerimiz olacaktır. Söylemek, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çünkü askerlerimizin gerçekten moralleri yerinde ama evet, böyle karşılıklı diyalog olduğu zaman bile onlara bir moral olduğunu düşünüyorum. Biz aslında onları tabii çok soğuk hava şartlarında fazla da tutmak istemiyoruz. Şöyle bir asker kardeşimizden daha duygu ve düşünceler alsak, eğer güvenlik tehlikesi varsa isim de vermeyebilirler. Önemli olan oradaki askerlerimizi temsilen zaten şu anda Haber Global ekranlarında hepsi. Genel anlamda moral motivasyonlarının yüksek olması bizim de millet olarak moral motivasyonumuzu yükseltiyor. Duygularını alalım asker kardeşimizin ekranda.
Ondan sonra İstanbul'a dönelim tekrar. Eklemek istediğim bir şey var mı yoksa da? Bizler ailemizin, vatandaşlarımızın mutluluğunu gördükçe mutlu oluyoruz. Motivasyonumuz daima yüksek. Gerek komutanlarımız, gerek biz. Kendi içimizde daima motivasyonumuz her zaman yüksek. Şehit ailelerinin dualarını bekliyoruz. Biz onlar sayesinde ayaktayız. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Mehmet. Sağ ol. Çok anlamlı bir dilek ve temenni oldu. Şehit ailelerinin, yani şehit olan silah arkadaşlarının, anne ve babalarının dualarını istiyorlar. Son bir kahramanımıza, jandarma komut özel harekat timine mikrofonunuzu uzatalım. Duygu düşüncelerini alalım. Moraller nasıl diye soruyorlar. Arkadaşlarını dinledin. Sen de yani isim vermek zorunda değilsin. Eğer güvenlik açısından bir sıkıntı olmayacaksa da verebilirsin. Şanlı ve şerefli bu üniformayı taşımaktan her zaman gurur duyuyorum. Moral ve motivasyonumuz ben ve silah arkadaşlarım ve değerli komutanlarımın her zaman yüksek. Hayır dualarını aziz milletim eksik etmesinler. Onların hayır dualarıyla biz buradayız. Daha güçlüyüz, daha hazırız. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Emin olun ki yani tüm dualar sizinle. Yani büyük bir inanç var.